Geliyorum. Tamam, böyle iyi. 20 dakikanın altında olursa bu arada süper olur. Bakalım artık. Bugün sizlere kişisel... Dur bir daha yapayım. Aloha. Bugün size kişisel gelişim tuzaklarından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ve böyle birkaç maddede açıkçası hani kişisel gelişim tuzakları neler olabilir ve neden bu konu önemli? Buna bir değinmek istedim. Çünkü yıllardır ben artık kişisel gelişimle ilgili eğitimlere katılan, 1,5 sene psikoloji eğitimi, yani daha doğrusu dersleri almış biri olarak, yani hayatım gerçekten bu kişisel gelişim seminerleriyle, workshoplarıyla geçti desem yalan olmaz. Çünkü 16 yaşından beri değişik eğitimlere katıldım böyle hep zaman zaman. Değişik ülkelerde, sadece Türkiye'de de değil. O yüzden de bu alanda bazı tuzaklar olduğuna, yani tırnak içinde tuzaklar olduğuna da inanıyorum. Eminim aranızda birçok insan bu kişisel gelişime ilgi duyuyor ya da kendinizi geliştirmek istediğiniz alanlar vardır. Burada dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Onlardan size ben tabii ki de kendi deneyimlerimden ve tecrübelerimden yola çıkarak değinmek istiyorum. Öncelikle bu video fikri benim aklıma aylar önce, yani belki böyle bir 7-8 ay önce Clubhouse'da odalara giriyordum ve o zaman çok aktif kullanıyordum. Hani dinliyordum Clubhouse'daki odaları. Orada bir oda açılmıştı ve orada konuşulan konulardan aklıma bu konu geldi. Yani kişisel gelişimin yani olumsuz yönleri ya da bizi kandırabilecek yönleri diyeyim. Yine bu da kandırma kelimesi tabii ki tırnak içinde, yani tuzakları ne olabilir diye konuşuluyordu. Ben de oradaki konuşmaları dinledikçe benim hayatımdan öğrendiğim ve şu anki bugünkü aklım olsa farklı yapardım ya da farklı düşünürdüm dediğim yerler oldu. O yüzden de bunları böyle bir yazayım istedim. Öncelikle şimdi kişisel gelişimde size en çok söylenen ya da böyle artık yani öğretilen diyeyim en önemli nokta sürekli mutlu olmak. Mutlu olman gerekiyor. Mutlu olmazsan bir şey eksik olur. Pozitif olmak güzeldir. Hep pozitif olmalı. Hep insan gülmeli, gülümsemeli. Çünkü gülümseyince zaten kendini otomatikman iyi hissediyorsun. Şimdi bunda yani hiçbir şekilde bence bir yanlış yok. Ve eğer ki siz yani gerçekten içinizden gelerek mutlu oluyorsanız, gerçekten pozitifseniz bu muhteşem bir şey. Ama buradaki tuzak şurada devreye giriyor arkadaşlar. Eğer sizin içiniz gerçekten mutlu hissetmiyorsa ya da siz hep böyle bir zoraki hani böyle yapay bir şekilde gülüyorsanız, bu sürekli mutlu olma fikri ya da sürekli pozitif olmalıyım fikri sizi gerçekten çok büyük bir strese sokabilir. O yüzden hani birçok yaşam koçu, birçok kişisel gelişim uzmanı diyeyim, hani uzman da bence denilmesi çok tuhaf geliyor ama hatta psikologlara göre bile sürekli mutlu olma halinin olabileceğini ben sanmıyorum. İnsan olumsuzdan çok olumluya odaklanmalı ya da bunu öğrenmeli belki. Bunu diyebiliriz ama siz sürekli, hiç kimse sürekli mutlu olamaz ve kişisel gelişimde şöyle bir noktaya varabilirsiniz diye buna özellikle dikkat etmenizi nacizane çok isterim. Böyle o kadar çok hani pozitif olmalıyım, mutlu olmalıyım, ben hep yüksek olmalıyım derken mutsuz olduğunuzda da kendinizi suçlayabilirsiniz. Ya da belki mutsuz hissettiğinizde o acıdan kaçmak için elinizden geleni yapabilirsiniz. Oysa ki belki de en iyi gelecek olan size o acının o anda içinde kalabilmek. Belki de o gözyaşınızı akıtabilmek. Belki de o an böyle bir yastığı yumruklamak. Ama bundan kaçmak değil. Burada da o yüzden bence buna dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Bir de önümde işte ben biliyorsunuz artık hani not alıyorum bazı videolardan önce. Burada da şunu not aldım. Üzülmemek ve duyguya yer vermemek, yani hep mutlu olmak, belki de acıdan kaçmak yazmışım. Acıyla yüzleşmeyi ve içinden geçmeyi göze almak gerekiyor demin dediğim gibi. Ve zaten şöyle bir noktası da var. Aslında bu yaşadığımız acının da geçici olduğunu kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Ve burada hani ayrılan başka bir noktada nasıl daha mutlu olabilirim'e odaklanmak çok güzel ya da ben buradan nasıl çıkabilirim'e odaklanmak çok güzel. Ama ben hep mutlu olacağım sizi bambaşka bir yerde tutuyor. O yüzden bu tuzağa dikkat diyorum. İkinci olarak değineceğim nokta düşünce gücünü yanlış anlamak. Burada da açıkçası şimdi şöyle bir nokta var. İşte ben bir araba istiyorum ve onu şimdi istiyorum. Ben düşünce gücümle bunu yapacağım. Ben işte sabah kalkıyorum arabam olsun diyorum. Akşam yatıyorum arabam olsun diyorum. Diyorum benim arabam olacak ama bir türlü olmuyor. Ve sonra da suç işte vay bize düşünün olsun dediler. Vay işte bunu yeteri kadar düşünürsek ve istersek o şeye sahip olacağımız söylendi dediler ama olmuyor gibi bir noktaya varıyor bu iş diyeceğim kabaca. Lakin arkadaşlar burada şöyle bir nokta var. Benim hatta N'olmuş Yani? Podcast'i dinliyorsanız, takip ediyorsanız orada olumlamalar gerçekten işe yarar mı diye bir bölüm kaydetmiştim. Olumlamalar tek başına bana kalırsa hiçbir işe yaramaz. Olumlamaların gerçekten işe yaraması için onu sizin kendi gerçekliğinizmiş gibi hissetmeniz gerekiyor. Ve bunun için de ona sahip olma özgüvenini ve o değeri aslında kendinize veriyor olmanızda fayda var. Yani siz o arabaya, o eve kendinizi layık bulmadan ben o arabayı istiyorum, o araba kapımda olsun dediğinizde onun gerçekleşmesi pek mümkün değil. O yüzden de işte kapımda bilmem ne arabayı istiyorum, Brad Pitt'le evlenmek istiyorum, beklentimin ulaşılır olması ve buna inanmam gerekiyor aslında ve gerçekçi olmalı, akışta olmalı çünkü bazen akış bizi değişikliklere de yönlendirebilir. Buna da kapılarımızı kapatmamamızda belki de fayda var diye yine düşünüyorum. Ve bunun yanı sıra mucize beklemek. Yani evet böyle bir noktası da var gerçekten. Şimdi insanlar o kadar çok mucize bekliyor ki tamam mucizeye inanmak, mucizelerin olması, ben kesinlikle zaten mucizelere inanan biriyim ve tesadüflere inanıyorum, mucizelere, o beklentimizin üstünde de birçok şeyin gerçekleşebileceğine inanıyorum. Bu güzel ama olmadığında da ya da her zaman olamayacağını da kabul etmemiz gerekiyor. Biz kendimizi orada göremiyorsak, orada bulamıyorsak hem düşünce hem duygusal hem ruhsal olarak ve fiziksel açıdan da yani ben şu anda işte desem ki 10 kilo vermek istiyorum ama benim aynı zamanda geçmişte kiloyla ilgili bir sürü travmam varsa, bir sürü inanışım varsa, bir sürü duygu durumum varsa ben oraya gitmem. Yani pek mümkün olmuyor. O prangalar gibi düşünün. O sizin ayağınızdan çekiyor. O yüzden de burada düşünce gücünü yanlış anlamak devreye giriyor. Bu tuzağa düşmeyin derim. O yüzden de zaten bunları böyle size açıyorum. Aynı zamanda bizim tabii ki de yaratım gücümüz var. Beklentide olmak ve düşüncelerimize de dikkat etmek gerekiyor. Zaten hani ağzımızdan çıkan sözün bir enerjisi var. Bizim düşüncelerimizin bir enerjisi var. Buna tabii ki de dikkat etmek gerekiyor. Ama diğer yandan da tampon zamandan, Abraham Hicks de bundan hep bahseder. Hatta benim araya tampon zaman koymak diye bir videom vardı. İzlemeyenler için şuraya koyarım. Onu izleyin derim. Araya tampon zaman koymanın ve o noktada, o zaman diliminde de sizin kendinizi açıkçası oraya getirmenizde büyük fayda olacağını düşünüyorum. Üçüncü olarak arkadaşlar, kişisel gelişimde üçüncü tuzak, kendi hayatında uygulamadan ve onu deneyimlemeden, yaşamadan bir başkasına tavsiyede bulunmak. Yani bu benim o kadar çok başıma geldi ki eminim zaten sizin hayatınızda da olmuştur. İşte bir eğitime gidiyor mesela herhangi biri ve orada bir şey öğreniyor ama daha kendi hayatında onu tam olarak deneyimlemiyor, yaşamıyor. Ve bana gelip işte Kardelen bunu yaparsan çok iyi olur. Kardelen şunu yaparsan işte hayatında şöyle olur, şu değişir, bu olur. Ama ben oysa ki ona fikrini bile sormamışım. O yüzden ben şunu diyeceğim. Şimdi bir kişi zaten kendi hayatında bir şeyi deneyimliyorsa, yaşıyorsa bu sizin zaten bence istediğiniz bir şeyse, o her neyse o kişinin hayatında olan sizin ilginizi çekecektir. Ve siz zaten ona soru soracaksınızdır diye düşünüyorum ya da onu gözlemleyeceksinizdir. O kişiye zaten siz soru sorduğunuzda onun cevap vermesi ya da size geri dönüş sağlaması bence çok güzel. Çünkü zaten o kişi kendi hayatında bunu başarıyordur, o yere gelmiştir. Bunda bence hiçbir sıkıntı yok. Ama siz sormadan ve durduk yere hatta o kişi kendi hayatında daha deneyimlemeden size böyle bir bilmişlik diyeyim hani öyle bir tavırla yani mütevazı olmadan, sizi hatta tanımayan insanlardan da akıl almayın derim. Çünkü gerçekten aklımız çelinebiliyor. En azından benim bu başıma çok gelmişti. Yani mesela biri benimle ilgili beni tanımadan bir şey söylüyordu ve ben "Aa, acaba böyle mi?" diye günlerce onu düşündüğüm oluyordu. Çünkü o bir eğitimde bunu öğrenmiş diye. Oysa ki böyle bir şey arkadaşlar yok. Kabul etmeyin bana kalırsa. Siz gerçekten istediğiniz bir soru varsa onu sorduğunuzda aldığınız cevaba bakın ve de o kişinin onu gerçekten hayatında uygulayıp uygulamadığını bilmekte de fayda var diye düşünüyorum. Ve arkadaşlar dördüncü olarak, yani kişisel gelişim tuzağının dördüncüsü, tuzaklarından daha doğrusu dördüncüsü, bunun ticari olan bir yönü var ve bu çok büyük bir pazar. Buna dikkat etmenizde fayda var. Hatta 2010 yılında 10 milyar dolarlık bir pazarken 2020 yılında, yani 10 yıl içinde 450 milyar dolarlık bir pazar haline gelmiş. Yani bu ne demek oluyor? O kadar çok kişisel gelişimci, o kadar çok yaşam koçu. Bu arada herkese saygım var. Ben hiç kimseye hani bunları böyle bahsederken, söylerken çok faydasını gördüm ve gerçekten işini çok iyi yapan, çok iyi kitaplar yazan bir sürü insan var. Burada benim özellikle değindiğim noktası, tuzak olduğu zaman hani sizin dikkat etmeniz. O yüzden hani bunu böyle yine bir yeri gelmişken belirtmek istedim. Kısa yoldan ve hap bilgilerle ulaşmak isteniyor. Yani bu zaten her daim var ve zaten güzel de bir şey bir yandan, ama bir yandan da kısa yoldan bir bilgiye ulaşmanın bedeli tam olarak aslında o bilgiye ulaşmamakta oluyor. Dolayısıyla hani bir şeyi böyle öğrenmek istiyorsanız 2 günlük eğitimle belki bu olmayabilir. Belki buna haftalarınızı, belki aylarınızı, belki yıllarınızı, belki araştırma, yani çok fazla araştırma yapmanız gerekebilir. O yüzden hani ben hemen böyle hap bilgi istiyorum, hemen öğreneceğim deyip, ticari bir pazar bu. Böyle insanlara bence özellikle hani çok gerçekten büyük meblağlar yatırmamakta fayda var. Tabii ki de güvendiğiniz, inandığınız, bildiğiniz biri ise bu kişi ve yüksek ücret talep ediyorsa herhangi bir seans ya da eğitim karşılığında, bu sizin bileceğiniz bir şey. Güvendiğiniz biri ise bence alın derim, ama yani o kadar yüksek meblağlara, o kadar saçma eğitimler veren insanlarla ben bizzat tanıştım ve o eğitimlere katıldıktan sonra ne öğrendim ki ben? Dedim ki sizin bunu açıkçası yaşamanızı istemem. Çünkü bir yerde açıkçası, yani kendi adıma konuşayım, salak yerine konduğumu hissettiğim zamanlar oldu. O yüzden de bunun bir pazar olduğunu her zaman aklınızın bir köşesinde tutun derim. Ve son olarak, yani benim hayatımda bu kişisel gelişim tuzakları diye bir konu varsa ve bu videoyu en çok size çekmeye iten beni noktası, hazır olmadan, yazmıştım bunu, hazır olmadan hazır olmadığın eğitimlere katılmak. Ben 2018 yılında bir eğitime katıldım. Hatta bunu da kişisel gelişim beni narsist yapar mı diye bir bölüm kaydetmiştim. Yine N'olmuş Yani?'ye göz atabilirsiniz. 60. bölüm olması lazım. 60 ya da 61. bölüm. Orada bunu ele almıştım. Gerçekten 2018 yılında katıldığım bir eğitim vardı arkadaşlar ve ben o eğitime, hani belli başlı konular vardı hayatımda, onları halletmek için katıldım. Eğitimden çıktıktan sonra üzerimden tır geçmiş gibiydi. Yani böyle bir şey yok, anlatamam size. Ve kendimi, o halimi toparlamam, benim o eğitimden aldığım travmayı diyeyim, çünkü çok yoğun bir eğitimdi, onu kaldırabilmem, sindirebilmem, tekrardan sağlıklı olabilmem, özellikle duygusal ve ruhsal anlamda ve yani akılsal anlamda gerçekten çok emek aldı. Yani çok vurucu ve çok ağır bir eğitimdi, duygusal açıdan özellikle. O yüzden hazır olmadan, iyice araştırmadan, sadece benim gibi merakla ve hani ben çok açığım, birçok böyle yeni bilgi öğrenmeye, yeni eğitimler almaya, bilgime bilgi katmaya çok meraklıyım. Bence Merkür'ümün kova olması da bunda çok etkili. Ama yani buna dikkat etmekte fayda var. Çünkü duvara toslamayın. Duvara toslarsanız sonra canınız yanabiliyor ve kendinizi nasıl şifalandırabileceğinizi bilmeyebilirsiniz ve derin bir boşlukta hissetmenizi açıkçası istemem. O yüzden ben derim ki hazır olduğunuz zaman hazır olduğunuz eğitimlere katılın. İyice araştırın. Hatta mümkünse referansla katılın. Hani sizden önce katılan arkadaşlarınız varsa onlarla konuşun derim. Bir de şöyle bir noktası var. Ben yine 16 yaşımdayken, yani 16 yaşlarında bir nefes terapisine katılmıştım. O zaman böyle nefes terapisi çok hani şu zamanki kadar bilinmiyordu. O da beni çok etkiledi ve hani şu anda hala bu eğitimi veren ve çok saygın olan birinden aldım ben bu eğitimi. Ona rağmen gerçekten bana hiç iyi gelmedi. Hani bana iyi geldi, size de iyi gelebilirlere ben inanmıyorum. Herkes farklı. Nasıl ki her cilt bakımında da hani her ürün bana iyi geliyorsa size iyi gelmeyebilir ya da size iyi gelen bir içerik bana çok kötü gelebilir. Bunda da aynı şey geçerli arkadaşlar. O yüzden iyice araştırmakta fayda var. Şimdi ben videoyu çok uzatmamak adına bir de tabii ki de çözümlere, yani bütün bunları söylemişken peki ne yapmalı, neye dikkat etmeliye de biraz değinmek istiyorum. Çok böyle hızlıca yapacağım bunu. Şimdi bence yazmak kesinlikle çok şifalandırıyor. Yazmayı açıkçası öneririm. Günlük tutmak olabilir. Sizin kendinizi iyi hissetmediğinizde ne hissediyorsunuz da o anda iyi hissetmiyorsunuz ya da sizi mesela bir şey çok tetiklemiştir ve sinirlenmişsinizdir. Ne oldu da sinirlendiniz? Hani belki bunları yazmak, şifalandırmak, akıtmakta fayda var diye düşünüyorum. Bir diğeri, psikolojik destek gerekiyorsa kesinlikle almak gerektiğine. Yani gerekiyor demek çok böyle hani yapmalı, etmeli. Ben böyle cümleleri sevmiyorum ama bence psikolojik destek gerektiğinde alın derim. Yani ben yeni, hatta Evimdeki Psikolog diye bir web sitesini bir arkadaşım önerdi. Ona baktım. 150-160 liraya online seans alabiliyorsunuz. Hani bu böyle bu arada sponsorlu değil. Benim bildiğim ve kendim hatta bir tane oradan seans aldım, denedim. Memnun kaldım ama sonra devam etmedim ama yani hani online olabilir, başka yerden olabilir. Önemli değil. Gerekiyorsa psikolojik destek almaktan kaçınmayın derim. Ve kitaplar okumak, arkadaşlarınızdan tavsiyeler almak, sorular sormak onlara. Objektif olmayabilirlerse yalnız tabii ki de buna da dikkat etmekte fayda var. Sonuçta sizin yakın arkadaşınızsa sizi sevdiği için hani size verdiği akıl ya da fikir çok objektif olmazsa sizin yararınıza da belki olmayabilir diye düşünüyorum. Meditasyon yapmak, yoga yapmak, yürümek. Ve yani odaklanmanın gücü, böyle aslında odak gerektiren işlerin de ben iyi geldiğine inanıyorum bizim psikolojimize ve ruhsal, duygusal sağlığımıza. Ağaçlara dokunmak, doğada zaman geçirmek, doğanın bizi iyileştirmesine izin vermek, duygularını bastırmamak, doyasıya yaşamak, şükretmek ve son olarak da bence en kilit noktası, başkalarına nasıl faydam dokunabilir, başkalarına nasıl fayda sağlayabilirim diye düşünmek ve sormak ve tabii ki de empati yeteneği arkadaşlar. Yani kişisel gelişim tuzaklarından bahsederken aslında bu bahsettiğim hani çözümler olarak benim ele aldığım kişisel gelişimin bir parçası ve İlla tabii ki de eğitimlere katılmak, kitaplar okumak hepsi çok iyi. Size çok iyi gelecek bir sürü eğitimler vardır. Abraham Hicks'in eğitimleri bana inanılmaz bir dönüşüm sağladı. Yani inanılmaz katkısı var üzerimde. Zaten kanalı takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Çevirilerine de yer veriyorum. Ama eğitim alamadığımızda ya da hani başka yollarda var. Yani ben özellikle dediğim gibi bütün bu size az önce söylediğim şeylerin önemine inanıyorum diyorum ve artık bu videoyu burada bitiriyorum. Instagram'dan takip etmeyenler için eğer içinizden gelirse takip edin derim. Çünkü hani beni, videolarımı izliyorsanız, beni biraz olsun tanıdıysanız aramızda bir yakınlık oluşmuştur diye düşünüyorum. Hani Instagram daha... Oradan size sorular soruyorum, hemen cevap alıyorum. Daha böyle interaktif bir ortam. O açıdan da ileride video çektiğimde özellikle hani soru cevap videoları falan yapmak istiyorum. Instagram üzerinden arkadaşlar sizlerle iletişimde olabilirim. O açıdan benim için önemli ama içinizden gelirse tabii ki de takip edin diyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Haftaya, her hafta Cuma günü çok büyük bir aksilik çıkmazsa 6'da video geliyor. Bu arada bu ışıkta, yani şu an saat 5-6 gibi, daha önce video çekmedim. Ring light açık. Umarım ışık iyidir. Böyle ben daha gün ışığında çekiyorum. Işık açmıyorum genelde ama akşam saatlerine kalınca böyle oluyor. Neyse, sizin de bu arada şu konuyla ilgili işte video çekmek ister misin gibi böyle fikirleriniz varsa onları da yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ve son olarak Sizce kişisel gelişim tuzakları neler? Yani ya da sizin hayatınızda böyle takıldığınız bir kişisel gelişim tuzağı oldu mu? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya da deneyimlerinizi yorumlar kısmında yazarsanız diğer arkadaşlarımız da bundan faydalanabilir diyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Mahalo diyorum. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşça kalın. Ay yoruldum. İkinci videom oldu resmen. Resmen ikinci videom oldu. Işık iyi değil mi bu arada? Çok beyaz değil umarım. Kişisel. Kişisel, tamam.